Herkese merhabalar. Bugün size anlatmak istediğim konu Atatürk'e atılan iftiralardan biri olan Atatürk'ün servetinin çok fazla olduğu, bu şahsi servetiyle lüks içinde yaşadığı, bu serveti milletin malından yani devletin hazinesinden elde ettiği yalanlarıdır. Bu yalanların nasıl ortaya atıldığı, esasen Atatürk'ün servetinin nelerden oluştuğunu, Atatürk bu serveti daha doğrusu bu malı oluştururken hangi tasarruflarda bulundu? Vasiyeti neydi? Ne şekilde yerine getirildi? Yani Atatürk'ün mal varlığı ile ilgili olan A'dan Z'ye bütün listeyi ve bu listenin içerisinde yer alan çok önemli bir yer tutan orman çiftlikleri, İş Bankası'ndaki hesabı, yine aynı şekilde Atatürk'ün servetinin bir bölümünü teşkil eden gayrimenkulleri ne şekilde değerlendirdiği, hangi kurumlara nasıl yardımlarda bulunduğu, İş Bankası'nı hangi amaçlarla ne şekilde kurduğu, tüm bunları detaylı ama biraz daha öz bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Bu konuyla alakalı Atatürk'e birçok iftiralar atılmıştır. Ancak Başbakanlık Devlet Arşivlerinde, yine İş Bankası'nın kendi arşivlerinde, ayrıca özel kalem müdürünün kendi yazmış olduğu anı kitabında tüm bunlardan detaylı olarak bahsedilmektedir. Ben de bu seriye başlarken en önemli noktanın bu olduğunu düşündüm ve bugüne de ışık tutması bakımından, örnek olması açısından da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım Türk gençliği bunu çok iyi öğrenir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atılan bu iftiraların ne kadar yersiz ve yanlış olduğunu, hangi amaçlarla atılmış olduğunu öğrenmiş olur. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Herkese merhabalar. Çok önemli bir konuyla bugün karşınızdayım. Atatürk'ün mal varlığı. Atatürk'ün mal varlığı konusunda maalesef bazı muhalif çevreler tarafından son derece çirkin bir takım iftiralar atılmıştır. Lakin Başbakanlık Devlet Arşivleri, İş Bankası'nın arşivleri, yine Hasan Rıza Soyak'ın elinde bulunan bilgi ve belgeler, anılarında da bunu kendisi belirtmiştir. Falih Rıfkı Atay'ın, Atatürk'ün yanında bulunan yazarlardan biridir. Onun kitabında da konuya dair detaylı bilgi verilmektedir. Yine aynı şekilde Sinan Meydan da bu kaynaklardan faydalanarak bir eser yazmıştır. Yine Turgut Özakman'ın konuyla alakalı kitapları vardır. Ben size detaylı bir şekilde zaten faydalandığım kaynakları belirteceğim. Sizler de bu kaynaklara bakarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yine Sayın Banoğlu'nun bu Atatürk'ün mal varlığı ile ilgili yazmış olduğu kitap vardır. Aynı şekilde Sabiha Gökçen'in kitabı vardır. Zaten Falih Rıfkı Atay'dan sizlere bahsetmiştim. Ve diğer kaynakları da şimdi burada baştan söylememe zaten lüzum yok. Kaynaklar bölümünde göreceksiniz. Onlara bakarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Öncelikle Atatürk'ün mal varlığı hangi kalemlerden oluşmaktaydı? Dilerseniz buna kısaca değinelim. Öncelikle birincisi çiftlikler bulunmaktaydı. İkincisi taşınmaz mallar. Bunların bir kısmı işletilen mallarla elde edinilen taşınmazlardır. Bir kısmı da belediyelerin ile özel idarelerinin bağışlarıdır. Yine nakit para, taşınır mallar ve özel eşyalar, Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneği, emekli subay maaşı, Hindistan'dan gönderilen paraların bir bölümü, Mısır hedivi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı para. Biraz önce de belirttiğim gibi belediyenin yaptığı bağışlar, evler, arsalar. Şimdi Mısır hedivi Abbas Hilmi Paşa zengin bir şahıstır. Kendisi Türk vatandaşlığına geçtiği zaman CHP'nin de bu parayı kullanması için Atatürk'e ve CHP'ye 900 bin lira o dönem bir para verilmiştir. Bu para CHP'nin de tasarruf etmesi yani bir nevi o zaman CHP ile zaten hükümet biliyorsunuz CHP devletin partisi olarak görev yapmaktadır. Zaten bir görülmektedir.
Yani CHP'nin yapacağı icraatlar için bu para bağışlanmıştır. Yine aynı şekilde Hindistan'dan gelen bir para vardır. 450 bin lira civarı. Bu parada hem CHP'nin hem de o dönemde İzmir'de de bir deprem hadisesi yer almaktaydı. Erzurum'da da benzer bir deprem olmuştu. Ve yine işte depremzedelere yapılacak bağışlar aynı şekilde CHP'nin yine devletin hizmetinde kullanması için, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılması için yollanılmış olan paralar bulunmaktadır. 450 bin lira civarıdır bu para. Bir kısmı Hintli Müslümanlar tarafından yollanmıştır. Bir kısmı da iki ayrı hesaptır bunlar. Hintliler tarafından yollanmıştır. İşte bunların ne şekilde değerlendirdiğinden bahsedeceğim sizlere. Ve diğer kalemleri sizlere aktaracağım. Öncelikle isterseniz Cumhurbaşkanlığı maaşı ve ödeneğine gelelim. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1923 ve 1927 yılları arasında, yani 4 yıllık bir sürede ayda 50 bin lira almıştır. 7 bin lira da ödenek olarak verilmiştir. Toplam 12 bin lira Cumhurbaşkanlığı maaş ve ödeneği bulunmaktadır. 1927'de 2480 lira bir pahalılık zammı yapılmıştır. Yani enflasyon zammı. 1927-28 yıllarında bu gelirlerinden ayda 453 lira, 29-30 yılları arasında 724 lira, 31 yılında da 1293 lira vergi kesilmiştir. Yani biz bunları değerlendirdiğimiz zaman 1931'de Atatürk'ün net maaşı 13.186 liradır. Atatürk'ün maaş ve ödeneğinden 1932'de kesilen vergi 5.401 liradır. Bunu da düştüğümüz zaman 1932'den itibaren Atatürk'ün aylık net maaşı 9.078 liradır. Yüksek ücretli memurlardan kesilen bir vergidir bu. Atatürk'ten de kesilmiştir bu vergi. Emekli maaşı vardır. Tabii çok düşük bir miktardır bu. Emekli subaylık maaşı, o da hesaba katıldığı zaman Atatürk'ün aylık gelirinin 10 bin lira olduğu bilinmektedir. Emekli subay maaşına isterseniz değinelim. 1921 yılında 2180 numaralı kanun ile gazilik ünvanı ve maraşerlik rütbesi verilmiştir. 30 Haziran 1927 tarihinde de maraşerlikten emekli olmuştur. Maraşel Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlanan emekli maaşı 40 küsür liradır. Sonradan ordu komutanlığı ve vekillik yapanlar için çıkarılan bir kanunla emeklilik maaşı 150 lira olmuştur. Ancak Atatürk bu parayı kullanmamıştır. Hasan Rıza Soyak'ın aktardığına göre bu parayı sarf etmemiştir. Senelerce bu para İş Bankası hesabında birikmiş ve en sonunda 19.566 lira 80 kuruş olmuştur. Gelelim Hindistan'dan gelen paralara. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı verilen anti-emperyalist bir mücadelede Hindistanlılar, hem Müslüman olsun hem de Hindular olsun, Türk milletine bağışta bulunmuşlardır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın, biliyorsunuz, aynı zamanda mazlum milletlerin lideri olarak görülmektedir. Bu nedenle emperyalizme karşı duran Sovyet Rusya o dönem için ve emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmaya çalışan Hindistan'la da Atatürk iyi ilişkiler kurmuştur. Buna binaen Hintli Müslümanlar ve Hindular Türk Kurtuluş Savaşı'nı ellerinden geldiği kadar maddi açıdan da desteklemeye çalışmışlardır. Hindular yardım fonunda, Hint Müslümanları ise hilafet fonunda paraları toplayıp parça parça İslam'ın önderi olarak bildikleri Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, onun adına ve şahsına Ankara'ya göndermişlerdir. Hindistan'dan gelen paranın miktarı Cumhurbaşkanlığı arşivinde belgelerle bellidir. Bu belgelerden yararlanarak Genelkurmay Harp Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türk İstiklal Harbi İdari Faaliyetleri adlı
1975 basımı eserde Hindistan'dan ne zaman ne kadar para geldiği de kalem kalem gösterilmiştir. 26 Aralık 1921 ve 12 Ağustos 1922 tarihleri arasında 14 seferde ve farklı miktarlarda gönderilen toplam para 106 bin İngiliz lirası, yani 675 bin Türk lirasıdır. Nitekim Hasan Rıza Soyak da Hindistan'dan gelen paranın 500 ile 600 bin kadar tuttuğunu söylemektedir. Hindistan'dan doğrudan Atatürk adına gönderilen bu para Maliye Bakanlığı kayıtlarına ve hazineye girmemiş, Atatürk'ün emrinde tutulmuş ve Osmanlı Bankası'nda saklanmıştır. Büyük taarruz öncesinde 15 milyon lira gibi bir paraya ihtiyaç vardır. Yine bazı subayların 14 aydır maaş almadıkları ve ciddi sıkıntılar çektiği Atatürk'e aktarılmıştır. Atatürk bu doğrultuda büyük taarruzda kullanılması için 500 bin lira bir parayı vermiştir. Bu para da işte Hintlilerden yollanılan paradır. Ayrıca bu parayı yolladıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa 110 bin lirayı da İzmir'de Yunan ordusundan, daha doğrusu Yunan ordusunun işgalinden sonra yaşanan hadiselerden dolayı, Yunanlar biliyorsunuz İzmir'i işgal ettikten sonra yenildikleri bölgelerden ayrılırken köyleri yakmakta, köylülerin mallarına el koymakta, hayvanları kaçırmakta, yani köylünün hem malına hem canına zarar vermektedir. Dolayısıyla Atatürk Hintli Müslümanlardan ve Hindulardan gelen paranın 500 bin lirasını büyük taarruz için vermiş, kalan 110 bin lirayı da Türk köylüsüne mağduriyetlerinden dolayı yardım etmek adına vermiştir. Hatta bu aşamada İsmet Görgülü de şöyle söylemektedir: Kazım Özalp'in dediği 600 bin lira ordu için ve halk için verilen paraların yuvarlak bir ifadesidir diye kullanmıştır. Kazım Özalp Atatürk'ün 600 bin lira verdiğini söylemiştir yardım için. İşte bu 600 binin esasen 500 binini İsmet Görgülü Hintlilere verildiğini, 110 bin liranın da halk için harcanmış olduğunu, geriye sadece 65 bin lira bir para kaldığından bahsetmektedir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Bakanlar Kurulu savaş yıllarında harcanan 600 bin liranın 380 bin lirasını tekrar iade etmiştir. Bunun da sebebi Atatürk'ün bu para şahsına gönderilmiştir ve CHP ile Türk devletine faydalı olması için bu para yollanmıştır. Ancak Atatürk'ün verdiği para baktığınız zaman 600 bin liradır. 610 bin liradır. Fakat Atatürk, dikkat ederseniz, bu paranın hepsi Atatürk'e iade edilmemiştir. Sebebi şudur: 110 bin lira halk için harcanmıştır. Bu oradan düşmüştür, harcanan para. Yine 110 bin düştüğünüz zaman geriye kalır 500 bin. Bu 500 binin 120 bin liralık bir kısmı da yine orduya verilen bir paradır. Ordunun ödeneğine ayrılmıştır. O para da düşmüştür. Geriye kalan 380 bin lira tekrar bu Atatürk'ün hesabına yatmıştır. 380 bin liraya kalan 65 bin lirayı da eklersek 445 bin lira bir para vardır ortada. Atatürk bu parayı nasıl kullanmıştır? Onu daha sonra sizlere aktaracağım. Öncelikle Atatürk'e gelen bu yardımların ve bağışların ne şekilde alındığı ve nereye harcandığından bahsedeceğim. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı paraya gelelim. Atatürk'ün mal varlığının bir kısmı da zengin olan Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı 900 bin liradır. Hasan Rıza Soyak bu paradan eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti tabiyetine girmesi münasebetiyle CHP'ye teberrü ettiği
900 bin lira civarındaki bir para diye söylemektedir. Mazhar Leventoğlu, Atatürk'ün Vasiyeti adlı eserinde Atatürk'ün mal varlığının iki ana kaynağından birinin Hindistan'dan gönderilen para, diğerinin ise Mısır eski hedevi Abbas Hilmi Paşa'nın CHP'ye bağışladığı paradır demektedir. Atatürk İş Bankası 2 numaralı hesapta yer alacak olan paradan, yani Hindistan'dan gelen para kullanıldıktan sonra en son iadesiyle beraber kalan yekün 445 bin lira ve yine Abbas Hilmi Paşa'nın verdiği 900 bin lira ile 1 milyon 345 bin liradır ve İş Bankası'nın 2 numaralı hesabında ayrıca tutulmaktadır. Atatürk'ün genel sekreteri aynı zamanda özel harcamalarıyla ilgilenen Hasan Rıza Soyak'ın hatıralarında bu aynı şekilde söylenmiştir. Bir de belediyelerin yaptığı bağışlar vardır, evler ve arsalardır. Atatürk'ün mal varlığının dökümüne baktığımız zaman bunlardan bir kısmının belediyenin yaptığı bağışlar olduklarını görmekteyiz. Tabii Atatürk en son bunların hepsini şimdi söylemeden geçemeyeceğim, geri iade etmiştir. Şimdi Atatürk'ün bir takım yaptığı yardımlar ve bağışlar vardır. Yani yakınlarına verdiği bağışlar ve yardımlar. Dilerseniz öncelikle bunlara gelelim. Atatürk İsmet İnönü'ye 1925 ve 1928 lira arasında her ay 100 lira, 1929-37 yılları arasında 2000 lira, 37-38 arasında 3000 lira vermiştir ve İnönü Atatürk vefat edene kadar Kasım ayı dahil olmak üzere bu parayı İş Bankası'ndan tahsil etmiştir. Doktor Refik Saydam'a 1937-38 yılları arasında her ay 500 lira. Makbule Atadan kız kardeşine 1927-38 yılları arasında her ay 200 lira. Bülent Nejat Hanım'a 1927-28 yılları arasında her ay 100 lira. Yine aynı şekilde Fahima Zeliha Hanım'a 30-32 arasında her ay 100 lira. Özel Hafıza Binbaşı Yaşar Okur'a 31-38 yılları arasında her ay 100 lira. Jandarma Yüzbaşısı Hüsnü Erkin'e 31-38 arasında her ay 100 lira. Bakın bu paralar Atatürk'ün kendi maaşından verilmektedir. Cumhurbaşkanlığı maaşından vermektedir. Eşi Latife Hanım'a boşandıktan sonra 1925 ve 38 yılları arasında her ay 500 lira vermiştir. Ayrıca Latife Hanım bu parayı aylık olarak değil de yıllık olarak nakit almak istediğinde, yani hepsini toplu almak istediğinde kendisine bu konuda bilgi verilmesini istemiştir eğer böyle bir müracaatı olursa. Bunu da ayrıca belirtmek istedim sizlere. Bu bilgileri verirken faydalanmış olduğum kaynaklar Uygar Kocabaşoğlu'nun Türkiye İş Bankası tarihidir. Yine aynı şekilde Görgülü'nün kendi kitabıdır. Leventoğlu'nun kitabıdır. Soyak'ın kitabıdır. Atay'ın, Falih Rıfkı Atay'ın kitabıdır. Ve Turgut Özakman'ın Cumhuriyet Türk Mucizesi ve Atatürk'ün bütün eserleri kitaplarıdır. Buraya kadar verdiğim bilgiler. Aynı zamanda Sinem Meydan'ın kitabı. Değerli arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum vardır. Sayın Soyak, Atatürk'ün İsmet Paşa'ya verdiği parayla ilgili şöyle bir yorum yapmaktadır. Atatürk'ün ağzından bunu söylemiştir. Yani Atatürk kendi kitabında Atatürk dedi ki olarak başlamaktadır bu ifade. Her ikisinin de hayatlarında bir değişiklik olmasını istemem diyerek öncelikle İsmet İnönü'den bahsetmektedir. Şimdi İş Bankası'na ayrı ayrı iki tezkere yaz demiştir Soyak'a. Bugünden itibaren her ay İsmet Paşa'ya maaş hesabından verilmek üzere 2000 lirayı 3000 lira olarak ödesinler. Doktor Saydam'a da aynı hesaptan 500 lira versinler. İsmet Paşa'ya da bir araba tahsis etsinler.
Doktor Saydam'a da bizim otomobillerden birini tahsis etsinler demiştir. Biz bu hesaplara baktığımız zaman Atatürk'ün şöyle bir hesap yaptığımızda 1923 ve 38 yılları arasında maaşından yakınlarına verdiği bu şekilde bağışlar 456.940 liradır. Yani Atatürk istese bu parayı kendisi harcayabilirdi veya bankada biriktirebilirdi ama vermiştir, bağışlamıştır. Aynı zamanda yaptırdığı evler ve köşkler de bulunmaktadır. Yani şöyle söyleyeyim, köşk dediğim yani şöyle, biz şimdi köşk diyoruz da hani eski bazı evler vardır. Şimdi köşk olarak tabir edilir. Bunlar tamir edilmiştir. Veyahut da bir takım şahıslardan bu şekilde kalan eski evler satın alınarak Atatürk tarafından kendi şahsi maaşından satın alınarak yakını olarak gördüğü, ihtiyacı olan kişilere bağışlamıştır. Dilerseniz işin bu kısmına gelelim. Mesela Refik Saydam, Fuat Bulca, Ülkü Adatepe, Asaf İlbay'a, Fevzi Çakmak'a ve Semih Rıfat'a hediye olarak ev vermiştir. Mesela Refik Saydam o dönemde bekardır. Kendisi Çankaya'da genel katiplik konutunun yanında bu şekilde verilen evde kalmaktadır. Atatürk tarafından hediye edilmiştir bu ev kendisine. Fuat Bulca da Türk Hava Kurumu Başkanı'dır. Kendisine Atatürk de bu şekilde bir ev bağışlamıştır. Atatürk'ün o dönemki maaşı şöyle söyleyeyim, bakıldığı zaman yüksek ücretli bir maaştır. Cumhurbaşkanlığı maaşıdır. O dönemde Ankara'da arsa fiyatları çok ucuzdur, ev fiyatları çok ucuzdur ve paranın da satın alma gücü değeri vardır. Diyelim bir ev 9 bin lira, 4-5 odalı bir ev o dönemde Ankara'da 9 bin lira, 10 bin liraya mal oluyorsa Atatürk'ün zaten bir aylığı bu miktardadır. Atatürk birkaç aylık bir para birikimiyle zaten herhangi bir kişiye bu şekilde ev alıp hediye edebilecek bir konumdadır. Ve Atatürk maaşından hem az önce aktardığım gibi bağışta bulunmuş hem de durumu kötü olan, Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti geçmiş olan arkadaşlarına ev alarak onlara yardımda bulunmuştur. Yine Semih Rıfat'a Ankara'da İsmet Paşa Caddesi'nde 9 bin liralık bir ev bağışlamıştır. Bu dönemde İş Bankası Müdürü de Celal Bayar'dır. Asaf Bey'e de aynı şekilde bir ev parası verilmiştir. Tüm bunlar devlet arşivlerinde zaten kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır. Atatürk'ün diğer masrafları da şunlardır. Yani Atatürk'ün geliri bir de gideri bulunmaktadır. Yaver ve muhafız polislerinin masrafları, köşkün içinde ve dışında çalışan müstahdemlerin iaşesi ve masrafları, istasyon binasındaki özel kalem memurlarının masrafları, sabah akşam gelen misafirlerin masrafları, yine devlet tarafından karşılanan tren ve vapur giderlerinin dışında kendi yaptığı geziler içerisinde yemesi, içmesi, kendi etrafında bulunan kişilerin yemeleri ve içmeleri, ikametleri, kalmaları gibi bir takım masraflar da Atatürk tarafından karşılanmıştır. Atatürk'ün şimdi yaptığı isterseniz bağışlara gelelim, sosyal yardımlara. Bunları anlattıktan sonra İş Bankası'nın kurulması ve o süreçte Atatürk orman çiftliklerinin yine vücuda geçirilmesi, hayata geçirilmesi, işte Hindistan'dan alınan para ile Mısır Hidivi'nden gelen paranın buralarda nasıl kullanıldığından ayrıca bahsedeceğim sizlere. En çok zaten söylenen odur. Diğer gayrimenkuller vardır belediyelerin bağışladığı. Atatürk bunların bir kısmını zaten yakınlarına vermiştir.
bir kısmını da şöyle yakınlarına vermiştir. Yani buralardan diyelim kendisine bir takım bağışlarda bulunmuştur. Farz misal arsasının olduğunu düşünün. Arsa verilmiş, ev yapılmış bu arsaya. Diyelim burada görevli işte Kurtuluş Savaşı'nda da yer almış farz misal Refik Saydam'a. Bu tabi Refik Saydam'a böyle bir ev verildi demiyorum. Böyle bir usul. Veyahut da şöyle yapılmıştır. Bunlar daha sonradan direktman devlet hazinesine bağışlanarak tasarruf edilmiştir. İş Bankası'na aktarılmıştır. Ancak benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla Atatürk'e bu şekilde bağışlanan ev ve arsalar tüm bunlar gayrimenkul olarak Atatürk'ün CHP'nin gözetiminde Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarılmıştır. Orman çiftlikleriyle beraber. Yani bu iki özerk kurumun hayatta kalması için onlara bırakılmıştır. Ki Türk milletine hizmet etsinler, buradan ödenek alarak çalışmalarını devam ettirsinler diye. Ayrıca geleceğim ama yine de bu aşamada belirtmek istedim sizlere. Sosyal yardımlar, Atatürk'ün yaptığı sosyal yardımlar. Kalem kalem sizlere aktarayım. 20 Temmuz 1922'de Türkiye Öğretmenler Derneği'ne 100 lira. 28 Temmuz 1923'te İhtiyaç Zabitleri Cemiyeti'ne 10 bin lira. 1923'te eşi Latife Hanım'la beraber Türk Ocakları'na yardımda bulunmuştur. Onların tablolarını satın almıştır. 1924'te Erzurum depreminde zarar görenlere 10 bin lira. Yine 1924'te Kastamonu Kütüphanesi'ne 500 lira. 1925'te Ankara Memurlar İstiklal Kooperatifi'ne 1 numaralı kurucu olmak üzere 6 bin lira. 1935'te Türk Hava Kurumu'na 10 bin lira. 1927 Türk Öğretmenler Derneği'ne 100 lira. 1927 Üsküdar yangınlarında evleri yananlara 5 bin lira. 1928'de Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1000 lira. 1928'de Çocuk Esirgeme Kurumu'na yine 1000 lira. 1928 Torbalı depreminde zarar görenlere 10 bin lira. 1936'da Türk Kızılay'ına 10 bin lira. 1932'de Fenerbahçe Kulübü'ne 500 lira. Binası yandığı için verilmiştir. 1935'te Türk Hava Kurumu'na 10 bin lira. 1936'da Adana çevresinde sel felaketinden zarar görenlere dağıtılmak üzere Kızılay'a 10 bin lira. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan saldırısında yıkılan Eskişehir Mihalliççık çok değişik bir ismi var. Mihalliççık Camii'nin yeniden yapılması için 5 bin lira. Bu da bazı Atatürk düşmanlarını örnek olsun. Kendileri acaba İslamiyet'e hangi hizmetlerde bulunmuşlardır? Atatürk bir cami yapımına 5 bin lira vermiştir. Şimdi Atatürk'ün bir de 4 numaralı hesabı vardır. Bir 2 numaralı, bir de 4 numaralı hesabı. 4 numaralı hesabında da yine bazı tasarruflar bulunmaktadır. Bu tasarruflarla bu bağışları yapmaktadır Atatürk. Değerli arkadaşlar, şimdi Atatürk'ün 1923 ve 1938 yıllarında işte bu yardımları topladığımız zaman 89.200 lira yapmaktadır. Yani Atatürk hayatı boyunca kendi aldığı paralardan maaşı, emekli maaşı, cumhurbaşkanlığı maaşı ödeneğinden hayattayken zaten yardımlarda bulunmuştur. Bu yardımlar ve etrafına yaptığı ödemelerden bir kısmı da şunlardır. 1932 yılından itibaren sizlere aktarıyorum. İsmet İnönü'ye 2000 lira ödenmiştir. Daha sonra 37'de 3000 lira olmuştur. Makbule Atadan'a 200 lira. Yine aynı şekilde Fahime Zeliha Hanım'a 100 lira. Hafız Yaşar Okur'a 100 lira. Hüseyin
Yüzbaşı Hüsnü Erkin'e 100 lira. Fenerbahçe Kulübü'ne yanan binası için 500 lira. Geriye Atatürk'ün bu paraları verdikten sonra maaşından kalan 6078 liradır. Kılıç Ali'nin de anılarında mevcut bilgilerin bir kısmı yer almaktadır. Şimdi gelelim esas önemli noktaya. Yani Atatürk bu Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı para, Hindistan'dan gelen para, İş Bankası'nın kurulması sürecinde bu paraları nereye kullandı, nasıl kullandı ve bu tasarruflar ne şekilde değerlendirildi bölümü. Bazılarının attığı iftira bu noktadadır. Bu paranın devlet tarafından verildiği söylenmektedir. İşin esası işte budur. Bu paralar Hindistan'dan gelen ve Abbas Hilmi Paşa'nın verdiği paradır. Şimdi bunların ne şekilde kullanıldığı ve en son devlete nasıl aktarıldığından bahsedeceğim. Ondan önce şu bilgiyi vermek isterim. Atatürk vefat ettiğinde emekli hesabında 19.566 lira 80 kuruş, 4 numaralı şahsi hesabında 53.450 lira 18 kuruş olmak üzere toplam 73.019 lira 98 kuruş birikmiştir. Yani baktığınız zaman aylık ortalama 10.000 liradır. 15 yıl boyunca bu maaşı 10.000 liraya alan Atatürk'ün toplam biriktirdiği para 73.000 lira. 7 aylık maaşıdır. Çünkü maaşını sürekli dağıtmıştır. Esas noktaya geliyoruz şimdi. Hindistan'dan gelen para 445.000 lira. 600 bin küsur gelmiştir. Videonun girişinde dedim. İşte 500 bin orduya verilmiştir büyük taarruz için. 120 bin lira 110 bin lira aynı şekilde bu depremzedelere ödenmiştir. Burada da kalan en son 65 bin liradır. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 38 bin lira iade etmiştir. 38 bin artı 65 bin 445 bin lira yapar. Şimdi bu 445 bin lira nereye gitti? Bu 445 bin liranın 120 bin lirasıyla örnek çiftlikler kuruldu. 250 bin lirası da İş Bankası'nın kuruluşuna harcandı. Buradan geriye kalan 75 bin lirada, isterseniz toplayalım, 120 bin artı 250 bin 370 bin yapar. Geriye 75 bin lira bir para kalır. İşte bu 75 bin lirada İş Bankası'ndan ve Maden Türk AŞ'den alınan hisse senetleridir. İş Bankası kurulduğu zaman 10 liralık bu şekilde hisse senetleri düzenlenmiştir. Atatürk de bu hisse senetlerinden satın almıştır. Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı 900 bin lira da şu şekilde kullanılmıştır. İş Bankası 2 numaralı hesapta değerlendirilmiştir ve İş Bankası'ndan hisse senetleri satın alınmıştır. Amaç İş Bankası'nın kuruluş sermayesini arttırmak, bu parayı işletmek ve buradan gelen parayı Türk devleti için yatırımlarda kullanmaktır. Şimdi sizlere 120 bin lirayla bu örnek çiftlikler nasıl kuruldu ve Türk milletine ne şekilde hizmet etti onu anlatayım. Atatürk bu örnek çiftlikleri kurmak için 154.729 dönüm almıştır Ankara'dan. Bu alınan yerler bataklık ve kıraç yerlerdir. Hatta Atatürk buraları alırken buralarda çiftçilik yapılmaz, buralarda tarım olmaz denmiştir. Ancak o zor olanı başarmak için zaten bu işe girişmiştir. Yani Türk milletine bu açıdan örnek olmak istemiştir. Kıraç da olsa, bataklık da olsa buralarda çiftlikler kurulabilir, hayvancılık ve çiftçilik yapılabilir. Hatta en iyisi yapılır
noktasında Türk milletine, Türk çiftçisine örnek olmak ve onlara azimle, kararlılıkla ve modern tarım ve hayvancılık teknikleriyle kurulacak olan bir çiftliğin Türkiye'nin her yerinde başarılı olacağını göstermiştir. O dönemde dediğim gibi özellikle zaten bu kıraç araziler, bataklıklar çok ucuzdur ve Atatürk de bunları değerlendirmiştir. Atatürk'ün hazineye bağışladığı çiftliklerin toplam büyüklüğü de 152 bin dekardır. Atatürk bu çiftlikleri satın alırken Hasan Rıza Soyak da bu konuda yetkili kılınmıştır. Şöyle bir ifadede bulunmaktadır Hasan Rıza Soyak. O dönemde araziler ucuzdur ve bizim paramız kıymetlidir. Bütün bu araziler için ödediğimiz para 100 bin ile 120 bin lirayı geçmemektedir demiştir. Bunlar devlet arşivlerinde vardır. Yani İş Bankası hesabından Hasan Rıza Soyak arsalar için, bu topraklar için ne kadar para çekti, ne kadar harcadı, parça parça tüm bunlar yer almaktadır. Bunlar tek kalemde olmamıştır. Parça parça bankadan para çekilmiş ve alınmıştır. Zaten resmi İş Bankası hesaplarında dokümanları vardır bunların. Şimdi Atatürk'ün aldığı bu yerler esasen bataklık, sazlık, ot bitmez denilen yerlerdir. 20 bin dönüm kötü bir arazidir bu 120 bin, 154 binin içerisindeki. Bu kötü arazide bazı uzmanlar çiftlik yapılamayacağını söylemektedir. Ancak Atatürk burada çiftlik kurmak için ve Türk gençlerine örnek olmak için elinden geleni yapmıştır. Hatta köylü gençlerin burada çalışmasını istemiş, köylülerin burada doğru tarımı öğrenmesini, tarım aletlerini kullanmayı ve onarmayı bilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Yine bu aşamada faydalanmış olduğum kaynakta Şerafettin Turan'ın Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik adlı eseri, Sayın Görgülü'nün, Soyak'ın eserleridir. Yine Sinan Meydan'ın kitapları. Şimdi arkadaşlar, bakınız burada, yani bu orman çiftliklerinde neler vardır, içeriği nedir? Gelin işin bu kısmına değinelim. Burada bir kere öncelikle mandıralar bulunmaktadır, ahırlar bulunmaktadır, çalışanlar için binalar, lokantalar bulunmaktadır. Onların dökümünü yine ayrıca vereceğim. Yine tereyağı, pastörize süt, peynir imalathaneleri, pulluk, bira fabrikası, sebze meyve bahçeleri, bağlar, halkın kullanması için parklar, Marmara ve Karadeniz havuzları gibi sulamada da ve su sporları yapmak için tahsis edilmiş havuzlar. Yine burada üretilen ürünlerin satılması için Ankara Belediyesi tarafından açılan satış mağazaları ki buradaki ürünler maliyetine satılmaktadır. İstanbul'da da daha sonra mağazalar açılmıştır, satış mağazaları. Atatürk'ün şöyle bir özelliği vardır. Atatürk hayatı boyunca bu çiftliklerden elde edilen en küçük bir meyve sebzeden tutun da peynirine sütüne kadar hepsini parasıyla almıştır. Hatta Atatürk'e buradan üretilenler hediye olarak verilmek istenmiş. Atatürk onların da parasını ödeyerek satın almıştır. Yine burada şundan bahsedeceğim. Bu çiftliklerden elde edilen gelir, kazanç neyse tüm bunların parası CHP'ye bırakılmıştır. CHP'nin yönetimine 27'ye kadar bırakılmıştır. Ve 27'den 37'ye kadar da buradan gelen paralar yine İş Bankası'nda ait olduğu hesapta değerlendirilmiş. CHP gözetiminde bu yapılmıştır. Daha sonra da artık en sonda 37'de de hazineye aktarılmıştır. Yani Atatürk buradan gelen herhangi bir yiyecek, domatesi, biberi, sebzesi, meyvesi, her ne olursa eti, sütü parayla satın almış. Buradan elde edilen gelir de İş Bankası hesabında muhafaza edilmiş ve değerlendirilmiş. Atatürk
buradan 1 lira bile kullanıp harcamamıştır. Şahsi işleri için. Yani Atatürk buradan gelen parayı hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanmamış, harcamamış. O para banka hesabında durmuş, işletilmiş, CHP sorumluluğunda, gözetiminde bu iş yapılmış ve en son 1937'de tamamen orman çiftliklerinin bütün içerisindeki taşınır taşınmaz gayrimenkuller ve parasıyla beraber hazineye aktarılmış, CHP'nin gözetiminde Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına bırakılmıştır gelirleri. Şimdi değerli arkadaşlar, buradaki orman çiftliklerinde ne yapılmıştır? Çok önemli bir noktadır bu. Bir kere buralarda öncelikle ıslah çalışmaları, hayvan ıslah çalışmaları yapılmıştır. Kümesler yapılmıştır. Peynir, süt, yoğurt fabrikaları açılmıştır. Halkın kullanması için park bahçe yapılmıştır. Lokantalar yer almaktadır. Ve bir orman oluşturulmuştur burada. 50 bin ağaç dikilmesi planlanmıştır Atatürk tarafından. 8 yıl içerisinde bu çiftliğe Atatürk toplam 3 milyondan fazla fidan diktirmiştir. Yine buraya bazı güller dikilmiştir. Hollanda ve Almanya'dan getirtilmiştir bunlar. Tavuk çiftlikleri kurulmuştur. Tabi onlara birazdan detaylarına geleceğim. Yine makinalı tarım yapılmaktadır. Burada buğday yetiştirilmiştir. Aynı zamanda burada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmıştır. Özellikle kıvırcık koyun cinsi ile yerli cinsler Karaman, yabancı cinslerden Merinos, kürkçülük sanayi ve ticaretinde kullanılmak üzere Türkistan'da yetiştirilmiş olan Karagöl koyunları, Maltız cinsinden keçilerle Ankara'nın yerli tiftik keçileri burada üretilmektedir. Yine yerli damızlık hayvanla yabancı inek çeşitleri getirtilmiş ve bunların da üretimi sağlanmıştır. Tavuk, yumurta tavukları üretilmiştir. Peynircilik ve peynir ürünleri yapılmıştır. Meyve ağaçları yapılmıştır. 500 dönümlük fidanlık meyve, fidanlık oluşturulmuştur. Yine bakınız, burada tohum ıslahı yapılmıştır. Yani biliyorsunuz buğday, çeltik, bunlar çok önemlidir. Buğday yetiştiriciliği ve meyve ve sebze yetiştiriciliği için tohum üretimi ve bunların veriminin arttırılması için ıslah çalışmaları yapılmıştır. Şimdi 1938 yılı itibariyle buradaki 154.729 dönümün ne şekilde kullanıldığından bahsedeyim. Bu çiftliklerde 582 dönümlük meyve bulunmaktadır. 700 dönüm fidanlık bulunmaktadır. 148 bin dönümlük tarımsal arazi bulunmaktadır. 1450 dönüm ormanlık, 400 dönüm asma fidanlık, 100 dönüm park bahçe, 220 dönüm bağ, 220 dönüm zeytinlik, 375 dönüm portakallık, 15 dönüm kuşkonmaz, 2650 dönüm çayır ve yoncalık, 148 bin dönüm ziraate elverişli tarla ve mera, toplam 154.729. Ağaç fidanlıklarda, yani ağaç, şöyle söyleyeyim, meyveli ve meyvesiz olan fidanlıkların toplamı 650 fidanlıkların toplamı 650 bin fidan yapmaktadır. Yine asma fidanlıkta 560 bin kök bağ çubuğu bulunmaktadır. 88 bin adet bağımçesi bulunmaktadır bu bağlarda. 6600 de zeytinlik bulunmaktadır. Adet olarak belirtiyorum bunları. 1654 de portakal ağacı bulunmaktadır. Yani az önce dönümlerini verdiğim yerlerde baktığınız zaman
650 bin meyveli ve meyvesiz ağaç. 600, 560 bin kök asma. Zeytinlik 6600, 80 çeşit 8 bin bahçesi. Portakal 1654. Burada bulunan binalara gelelim. Meşrufat ve demirbaşları ile 45 ikametgah ve daire binası, 7 ahıl, 6 mandıra, 8 ahır, 7 ambar, 4 samanlık ve otluk, 6 hangar, 4 lokanta ve gazino, 2 fırın, toplamda 91 adet bina. Bu çiftliklerde yılda 7000 hektolitre bira üretebilecek bir bira fabrikası, bir malt fabrikası, günde 4 ton buz yapan bir fabrika, 3000 şişe soda ve gazoz yapan bir soda ve gazoz fabrikası, bir ziraat aletleri ve demir fabrikası, 2 modern pastörize süt fabrikası, 2 adet geniş yoğurt imalathanesi, yılda 80 bin litre şarap yapacak ölçekte bir şarap fabrikası, 2 taşlı elektrikle çalışan bir un değirmeni, İstanbul'da bir çeltik fabrikasının %40 hissesi, 2 kaşar ve beyaz peynir ile yağ üreten bir imalathane, 2 tavuk çiftliği, 5 adet satış mağazası, 13.100 koyun, 443 adet sığır, baş sığır, 69 baş inek ve koşum atı, 2.450 tavuk, 16 traktör, 13 harman, biçer döver makinesi, 35 tonluk deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobil, 19 araba ve sulama tesisleri, bir hususi telefon şebekesi. Bu çiftlikler 1925'te kurulmuştur. 13 yıl işletilmiş, 1937'de hazineye bırakılmıştır. Burada vahim olan şöyle bir durum vardır. Atatürk bunları hazineye bırakmak istediğinde Hasan Rıza Soyak'ı çağırmış, gerekli çalışmaları başlatmasını istemiştir. Daha önce 1900 biliyorsunuz 27'de bu CHP'ye bırakılmak istenmişti. Bu kararını Atatürk İsmet İnönü ile 1937'de görüştükten sonra değiştirdi. Zaten 37-38 yılları arasında da arası çok iyi değildi. Hastalandığı dönemde İsmet İnönü ile arası biraz daha iyi oluyor. Daha doğrusu İsmet İnönü yanına gelip gidiyor. Ama çok da iyi değil araları baktığınız zaman. Ona rağmen Atatürk yardımda bulunuyor. Çocuklarının zaten vasiyetinde var, okuması için yardımda bulunuyor. Şimdi İnönü'nün şöyle bir olayı var, hatıralarında da bahsediyor. İlk önce Hasan Rıza Soyak bir mektup hazırlıyor. Bunu mecliste onaylatmak istiyor. İnönü buna şöyle cevap veriyor. Bu mektup, işte efendim diyor, Atatürk'ün maaşından çok fazla para kesiliyor. Eğer bunları diyor bağışlarsa Atatürk geçinemez. O yüzden biz şimdi mecliste tatile giriyor. Meclis tatile girsin. Yeni çalışma döneminde biz Atatürk'ün o dönemde hem vergisini düşürtürüz, maaşındaki vergiyi, daha rahat geçinir. Bu şekilde 37'de söylüyor bunu. Zaten rahatsız olduğu biliniyor Atatürk'ün. Bu şekilde diyor, daha rahat geçinir. Halbuki Atatürk zaten bu orman çiftliklerinden gelen parayı bu zamana kadar hiç harcamamış ki. Onlar İş Bankası'nda ayrı bir hesapta CHP'nin gözetiminde işletiliyor. Yani Atatürk buradan gelen parayı hayatı boyunca hiç kullanmamış. Kendi maaşıyla geçinmiştir Atatürk. İsmet İnönü bunu zaten bilmektedir. Bu duruma Hasan Rıza Soyak tepki gösteriyor ve İsmet İnönü'yü zar zor ikna ediyor. Zaten İsmet İnönü'ye şunu diyor. Efendim diyor, zaten Gazi Paşa, yani Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu parayı, buradan gelen parayı hiçbir zaman kullanmadığını, bunun CHP gözetiminde devlet tarafından değerlendirdiğini, İş Bankası tarafından değerlendirildiğini, Atatürk'ün zaten maaşıyla geçindiğini söylüyor. Ve böyle bir teklifi Atatürk'ün kesinlikle kabul edemeyeceği ve bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zar zor ikna ediyor İsmet İnönü'yü.
İsmet İnönü işin gerçeği bunun hazineye devredilmesini istemiyor. Esas olay bu. Ve mecliste bu mektup işlem görüyor resmi olarak. Atatürk'ün 1937'deki talimatıyla devlete bağışlanıyor. Bakınız bu Atatürk'ün hesaplarıyla alakalı işlem yapan iki kişi var. İki tane hesabı var biliyorsunuz. Bu işleri genelde iki numaralı hesaptan yapılmaktadır. Çiftlik harcamaları. Görevli olan Hasan Rıza Soyak ve Tahsin Coşkan'dır. Hasan Rıza Soyak 22 Temmuz 1925 ve 1936 tarihleri arasında 19 defa bu hesabı kullanmış. Tahsin Coşkan 5 Mayıs 1925 ile 28 yılları arasında 25 defa bu hesaptan işlem yapmış, yani para çekmiştir. Ve Atatürk'ün İş Bankası hesabındaki 2 numaralı hesabından çekilen bu paralar tamamen çiftliklerin yapımı ve bu çiftlikler içerisindeki bir takım alet edevatlar, yatırımlar, işte hayvanların alınması, fabrikaların kurulması işleri için harcanmıştır. Yani çiftlikten gelen paralar çiftliğe harcanmıştır. Ha, bu arada şundan bahsedeyim. Süreyya Aydemir'in kitabı vardır, Tek Adam diye. Onda da gereken bilgiler vardır konuyla alakalı. İsterseniz oradan da gerekli bilgileri elde edinebilirsiniz. Tabii ki bu söylediklerim liste halinde yoktur. Oradan bir takım bilgiler vardır. İş Bankası'ndan, Cumhurbaşkanlığı arşivinden. Aynı şekilde dediğim gibi Hasan Rıza Soyak. Onun az önce size ne kadar zaten hangi hesaplardan çekildiğinden bahsetmiştim. Hasan Rıza Soyak'ın kitabında da bunlar vardır. Falih Rıfkı Atay'da bir kısım bilgiler burada bulunmaktadır. Dediğim gibi oralardan elde edebilirsiniz. Tabii ki bu video burada bitmeyecek ama en azından şöyle yapalım. Bu videoyu iki bölüm yapalım. İş Bankası'nın kuruluş sürecini de aktardıktan sonra videonun ikinci kısmında Atatürk'ün bu mal varlığını devlete bağışlamak için ne kadar uğraştığını, bunun için özel bir kanun çıkarttığından bahsedeceğim. Bu kanun 2307 sayılı kanundur ve özel olarak çıkartılmıştır bu kanun. Bu kanunun çıkma sebebi Atatürk'ün bu mal varlıklarından mirasçılarına kesinlikle herhangi bir malın devredilmemesini ve CHP'nin değil de bunun direktman hazineye kalması için özel olarak tasarlanmış bir kanundur. Atatürk kendi mal varlığından bu şekilde bir paranın, bir malın, demiştim ya hani, Hintlilerden gönderildi, Hindistan'dan gönderildi ve yine CHP'nin kullanması için Abbas Hilmi Paşa gönderdi. Banka kurulmuştur, çiftlikler kurulmuştur. Buradan elde edilen herhangi bir gelirin veya gayrimenkulün kesinlikle mirasçılarına kalmaması ve CHP'ye de bu orman çiftliklerinin bırakılmaması için özel bir kanun çıkarmıştır. Atatürk ki CHP'ye bu kadar düşkündür, CHP'ye çok emek vermiştir. CHP'nin Türk devletini, kendisinden sonra görüş ve düşüncelerini devam ettireceğini ve bu çizgide ilerleyerek Türk devletini ve Türk milletini kurtaracağını, devrimlerinin devamını CHP'nin getireceğine inanmıştır. Lakin bu olmamıştır. Bence Atatürk 1937'de İsmet İnönü ile son yaptığı görüşmede zaten bunu fazla fazla anlamıştır ve CHP'ye kalmaması için mücadele etmiştir. Aynı zamanda yakınlarına vermemiştir bunu. Zaten yakınlarına vermesinin uygun olmadığını Atatürk kendisi bildiği için vermek istememiştir. Bu buradaki para devlete aittir. O yüzden devlete iade olmalıdır düşüncesiyle hareket etmiştir. Kaç tane devlet adamı bunu yapar? Yani gelelim İş Bankası'nın kuruluşuna.
Biliyorsunuz o dönemde bir Osmanlı bankası var ama adı Osmanlı. Tabii ki bir de Ziraat Bankası var ama gücü yetersiz. Atatürk karma ekonomiyle bazı sektörlerde devletin yetmediği bazı sektörlerde de serbest piyasanın, yerli iş adamlarının, milli Türk iş adamlarının çalışması ve yatırım yapması için mücadele etmiştir. İş Bankası'nın kuruluşu için 250 bin lira bu şekilde aktarılmıştır. Bunu da zaten kaynağını belirtmiştim. Hintlilerden, Müslümanlardan ve Hindulardan gönderilen paradan kalan 445 bin liradan yapılmıştır bu. Bu paranın işte 26 Ağustos 1924'te kurulmuştur İş Bankası. Ve kurulurken İş Bankası'nın sermayesi 1 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bu paranın dörtte birini yani 250 bin lirayı Atatürk ödemiştir. Ödenmemiş olan sermayesi ise 750 bin liradır. Tabii bu ödemesi taahhüt edilmiştir bunun. Bankanın bu 1 milyon liralık sermayesi her biri 10 lira değerinde. Videonun önceki kısmında söylemiştim ben ortalarına doğru. 10 lira değerinde 100 bin hisseye ayrılmıştır. Atatürk İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne imar ve iskan vekilliği yapmış. İktisat vekili Celal Bayar'ı getirmiş ve kendisi de buralardan Mısır Hidivi'nden gönderilen paradan hisse senetleri almıştır. Aynı zamanda bir maden şirketi Maden Türk AŞ'den hisse senetleri almıştır. İş Bankası'na vermiştir bunları. Ve değerli arkadaşlar, İş Bankası Atatürk'ün bu verdiği parayla kurulmuştur. Hisse senetleri almıştır. İş Bankası daha sonra bu hisse senetlerini değerlendirmiştir. Bir dönem ciddi bir kar yapmıştır. 1926'da İş Bankası'nın sermayesi 24'te kurulan, bakın 26 Ağustos 1924'te kuruluyor. 2 sene sonra 2 milyon liraya çıkarıyor sermayesini. 1927'de itibarı Milli Bankası İş Bankası'na katılıyor ve 4 milyon liraya yükseltiyor sermayesini. İş Bankası 1930'da 10'ar liralık 100 bin adet hisse senedi çıkartıyor ve tekrar çıkartıyor. Sermayesini 5 milyon liraya yükseltiyor. Türkiye İş Bankası'nın kârı yıllarca artmaktadır bu şekilde. 1937 yılında sadece 751 bin lira bir kâr etmiştir. Bunun da sebebi biliyorsunuz krizler vardır. Dünya ekonomik krizi vardır. Atatürk Hindistan'dan gelen paradan da kalan 75 bin liraya da İş Bankası'ndan ve Maden Türk AŞ'den hisse senetleri satın almıştır. Ve yine vasiyetinde de bu Mısır Hidivi biliyorsunuz şimdi bu iki parçadır. Mısır Hidivi'nin yolladığı para 900 bin bir de Hintlilerden yollanan para vardır. Hintlilerden yollanan paranın kalan 75 biniyle İş Bankası'ndan ve Maden Türk AŞ'den hisse senedi almıştır. Mısır Hidivi'nin CHP'ye bağışladığı 900 bin lirayı da İş Bankası'na yatırmıştır. Atatürk bu paralardan tek bir kuruş dahi şahsi harcama yapmamıştır. İş Bankası'nın 2 numaralı hesabındaki bu paralar ölmeden önce CHP'nin denetiminde Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakılmıştır. Ancak bir müddet sonra bu Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na bırakılan bu paralar kendilerine ödenmemiş. Bu iki kurum çok ciddi sıkıntıya girmiştir. Daha sonradan ayrıca ödenek ayrılmıştır bu kurumlara. O bölümleri daha sonra sizlere aktaracağım. Yani burada gördüğünüz gibi Atatürk'e iftira atmışlardır. İşte efendim burada çok büyük serveti vardı, şuyu vardı, buyu vardı, şöyle harcadı, böyle harcadı. Gördüğünüz gibi Atatürk bunları bağışlamıştır.
Hepsini devlete bağışlamıştır. Zaten hayatı boyunca da buralardan gelen gelirlerin hepsi yine İş Bankası hesabında CHP'nin gözetiminde yer almaktadır. Kendisi hiç kullanılmamıştır. Hatta şöyle söyleyeyim. 11 Mayıs 1938'de Ankara'da hipodrom ve stadyum civarındaki arsalar ve çarşıdaki bir otel ve otelin altındaki 6 dükkan Ankara Belediyesi'ne bırakılmıştır. 11 Mayıs 1938 tarihinde Ulus Matbaasını eşyalarını ve civarındaki arsayı CHP'ye bırakmıştır. 2 Şubat 1938'de Bursa Kaplıcalarında 34.830 liralık hissesini ve otel bahçesine bitişik köşkü de Bursa Belediyesi'ne bağışlamıştır. Yani gelen bağışlar oraya aktarılmıştır. Bunlar zaten Atatürk'e yapılan bağışlardır. Yani o bağışları gene oradaki belediye bırakmıştır. Sağlığında da buradan elde edilen gelirler vesaireler yine İş Bankası'ndaki bu hesaba yatmış. Oralardan hiçbir şekilde faydalanmamış, para almamıştır ve yine devlete iade etmiştir. Bu bilgileri Nassar Leventoğlu'nun yine kitabından Hasan Rıza Temelli'ye de baktığınız zaman görmektesiniz. Leventoğlu İş Bankası'ndan yine bu bilgileri zaten sizlere ve bütün Türk milletine ta o dönemde de aktarmıştır. Atatürk'ün bu vaziyetini Demokrat Parti ve daha sonra da Demokrat Parti iptal etmiştir. 12 Eylül'de 1980 darbesiyle iptal edilmiştir. Ancak Demokrat Parti Atatürk'ün bu mirasını, vasiyetini iptal ettirdikten sonra CHP bir müddet sonra dava açmış ve bu davayı kazanmıştır. 6.195 sayılı CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkında kanun olarak 16 Aralık 1953'te resmi gazetede yayınlanmıştır. Yani Demokrat Parti Atatürk'ün vasiyeti gereğince CHP'ye bıraktığı mallara el koymuştur. Tabii ki bu 10 yıl bu şekilde devam etmiştir. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu CHP o dönemde ciddi bir şekilde yıpratılmıştır. Maalesef Demokrat Parti'nin bu özellikleri vardır. Demokrat Parti Türkçülüğe de yani Türkçülüğü de pek sevmemektedir. Daha çok Türk-İslam sentezine yakındır. Tabii ki Demokrat Parti'nin bu politikaları yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini zayıflatmıştır. Ancak sonuçta Türk Devleti bir hukuk devletidir. CHP gereken itirazları o dönem için yapmış ve CHP Anayasa Mahkemesi'ne vasiyetin iptalinin iptali konusunda bir dava açmıştır. 6.195 sayılı kanunun iptali için açtığı dava 11 Ekim 1963 tarihinde 963'e 124 sayılı kararla sonuçlanmış ve Anayasa Mahkemesi 6.195 sayılı kanunun tümünü iptal etmiştir. 1980'de yine aynı durum tabii ki ortaya çıkmıştır. Kenan Evren bunu yapmıştır. Atatürk'ün bu şekilde vasiyetini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Değerli arkadaşlar, bu tabii ki devam edecek olan bir bölümdür. Yani ikinci videosunu mutlaka çekeceğim ama büyük bölümünü sizlere buradan aktarmış oldum. Atatürk'ün vasiyeti bu doğrultudadır. Tabii ki bunun ayrıca detayları vardır. Bir sonraki videoda da o detaylara değineceğim. Lakin genel hatlarıyla belirtmiş olduğumdan da anlaşılacağı üzere Atatürk'ün bu vasiyeti doğrultusunda bütün işte orman çiftlikleri, İş Bankası'ndaki hesaplardaki paralar hepsi Türk devletine, Türk milletine aktarılmıştır, bağışlanmıştır.
Atatürk bu bağışlamayı yaparken ciddi bir zorluk çekmiştir. Hasan Rıza Soyak'ı görevlendirmiştir. Hasan Rıza Soyak da bunun medeni kanuna göre, yani bu varlığını, Atatürk mal varlığı, devlete bırakmak istemiştir sadece. Hasan Rıza Soyak da bunun medeni kanuna göre imkansız olduğunu, mirasçıların mahfuz hisseleri bulunduğunu belirtmiştir. Atatürk de her neyse bunun bir çaresini bulmalı ve mutlaka istediğim gibi vasiyetname yapmalıyız. Bu işle sen meşgul ol demiştir. Bunun için de Saruhan milletvekili Mustafa Fevzi Efendi de yine görevlendirilmiştir. Ancak kanunlardan dolayı mirasçılarını men etmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda özel bir hususi kanun yapılmıştır. Şöyle denilmiştir: Paşa Hazretleri için hususi bir kanun çıkarmaktan başka bir çare bulamadım demiştir Mustafa Fevzi Efendi, Saruhan milletvekilidir. Bu doğrultuda özel bir kanun çıkarılmıştır. 12 Haziran 1933'te çıkmıştır bu. Kabul tarihi budur zaten kanunun. 1933'te çıkan, yani vefat etmeden önce 5 yıl önce çıkan bu kanun 2307 sayılı kanundur. Şöyle demektedir: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin Kanun-u Medeni'nin 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümler müstesna olup bütün mallarında muteberdir. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Bu kanunun hükümleri icraya, icra vekilleri heyeti memurdur. Bu kanun çıktığı zaman Atatürk zaten sağlıklı ve sıhhatlidir. Bu kanunda çıkmasıyla beraber Atatürk artık bütün mal varlığını mirasçılarının herhangi bir hak sahipliği iddia edememesi yönünde özel olarak tasarlanmış olan maddeleriyle beraber Türk devletine bırakmıştır. Tekrar ediyorum, Atatürk'ün 2 numaralı hesabı, bu İş Bankası'ndaki Hint Müslümanlarının ve Hinduların gönderdiği paralar, Mısır Hidivi'nin yolladığı para ve yine orman çiftliklerinin kurulması, İş Bankası'nın kurulması için kullanılmış ve buradan elde edilen gelirler o hesapta işletilmiştir. 4 numaralı hesabı ayrı bir şahsi hesabıdır. İşte emekli maaşı da, oradan elde ettiği birikimlerde de o hesaplarda bulunmaktadır. Dilerseniz videoyu sonlandırmadan Atatürk'ün 12 Haziran 1937'de Başbakanlık tezkeresiyle meclise sunulan vasiyetname mektubunu sizlere okumak istiyorum. Ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında mümassilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müsbet iş sahasında olan bu müesseselerin ziraat usullerini düzeltme, ıslahatını arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hayata geçirilmesinde birer örnek olacakları kanaatiyle tasarrufum altındaki bütün çiftlikleri, bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum diyerek çiftliklerini ve bütün taşınır taşınmaz mallarıyla ve gelirleriyle hazineye bırakmıştır. Evet değerli arkadaşlar, videom burada bitiyor. Allah'a emanet olun. Umarım Atatürk'ün mal varlığı ve servetiyle alakalı gerekli bilgileri edinmişsinizdir. Detaylarını belirttiğim kitaplardan elde edebilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere.